Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere hazırlayacak olduğum videoda Amerika'daki at yarışlarına altılı gayana nasıl çalışılır izah etmeye çalışacağım. Maalesef YouTube'da yapmış olduğum anlaşma gereği en fazla 15 dakikalık videolar hazırlayabiliyorum. Bu nedenle part 1, part 2, part 3 belki de part 4 olarak videolarıma yer vereceğim. Şimdi ilk önce Amerika'daki at yarışlarıyla ilgili yarışan atlarla, koşan atlarla ilgili bilgi almak istiyorsanız Equibase, www.equibase.com adlı web sitesine gitmeniz gerekiyor. Bu web sitesine eriştiğiniz zaman karşınıza şöyle bir ekran gelecek. En üst satırda işte şurada görmüş olduğunuz şekilde. Sizi büyük bir olasılıkla ilgilendirecek olan kısım şurası. Yani entries kısmı sizi ilgilendirecek olan kısım. Entries'e tıkladığınız zaman Amerika'daki bütün gün itibariyle koşacak olan hipodromlardaki yarışları görebileceksiniz. Burada işte Will Rogers Hipodromu, Gulfstream, Fonur Park, burada da tarihleri görüyorsunuz. 21'ine tıkladığınız zaman karşınıza şöyle bir ekran gelecek. Will Rogers Nisan 21 2020 Race 1, Race 9, Race 10 gibi. Burada koşuların ikramiyeleri, yarış numaraları, mesafeleri, Will Rogers Town'da bütün koşular kumda icra ediliyor. Burada start alacak at sayıları, saatler yer alıyor. Bunu görebilirsiniz bütün koşuların. Türkiye Jockey Kulübü 2 ve 7 yarışları alıyor. Yani şurada görmüş olduğunuz. Bunların üzerine tıklayarak ya da şuradaki görmüş olduğunuz View All Race butonuna tıklayarak koşulara erişme şansınız var. Şimdi Will Rogers Downs oraya tıkladık. View All Races. Bütün koşulara görüntülere tıkladık. Burada karşımıza şöyle bir ekran geldi. Buradan aşağı doğru giderek diğer koşulara ulaşma şansınız var. Şimdi burada ikinci yarışta Türkiye Jockey Kulübü'nün aldığı yarış itibariyle ikinci yarıştan başlıyor. Birinci altılı gayanmaya. Burada bütün atlara ulaşma şansınız mevcut. Burada şu birinci at örnek alalım. Owen the Gray. Bunun üzerine tıkladığınız zaman sizin karşınıza şöyle bir ekran gelecek. Owen the Gray isimli atın bilgileri. Bu sene 8, daha doğrusu kariyerinde 8 tane start almış. Bir tane birinciliği var. İkinciliği yok. 2 tane üçüncülüğü var. Bu kariyeri boyunca yapmış olduğu performans. Bu da bir üst satırda yer alan bölgede 2020 yılında 2 start almış. Birinciliği yok. İkinciliği yok. 2 tane üçüncülüğü var. Ve kazançları yer alıyor. Şöyle ki 2020 yılında $2,396. Kariyeri boyunca da $8,053 kazanmış bir isim. Devam edecek olursak result sahnesine tıkladığınızda, o ekranda karşınıza gelen result sahnesine tıkladığınızda bu atın kariyeri boyunca hangi hipodromlarda koştuğu, hangi tarihte koştuğu, hangi yarışta koştuğu, hangi tip yarışta koştuğu, bred dediği thoroughbreds yani safkanlar ve bitirdiği dereceler 3, 3, 4, 7 handikap puanları ve chart dediği, şuna tıklarsanız bu atın yani Owen the Great isimli atın bir Rogers hipodromunda şuraya tıklarsanız ne yaptığını görüyorsunuz kısaca.
Workouts tıkladığınız zaman o atın idmanlarına ulaşıyorsunuz. Şöyle ki mesela son idmanı 8 Mart'ta Bill Rogers idman pistinin idman alanında kum pistte 1000 metre mesafede 1.01.72 derecesi yapmış. Burada ya genelde breathing yazar ya da handle yazar. Breathing yazması ılımlı, yani fazla ata yüklenmeden yapılan bir idman. Handle yazarsa ata teşvik var ama kamçı kullanımı yok anlamına geliyor. Böyle kale alabilirsiniz. Statistiğe tıklarsanız atın, şurada görmüş olduğunuz statistiğe tıklarsanız atın performansına yönelik bilgi veriyor size. 2019 yılında at şuradaki diyagramdan bakacak olursak $5,800 gibi para kazanmış. 2020'de de 2000-2150 civarında para kazanmış olarak görebilirsiniz. Toplamda On The Great'in kazandığı earnings'e bakacak olursak $8,053 gibi bir para kazanmış. Şimdi burada results'a bastığınızda karşınıza gelen bu ekranda chart bölümüne basarsanız o atın şu hipodromda bu tarihte ne yaptığını göreceksiniz. Yani şöyle Will Rogers Downs hipodromunda o at 10 Mart'ta birinci olmuş, 15 Aralık'ta ikinci olmuş, 23 Mart Bill Rogers Downs hipodromunda 7 Nisan'da ne yaptığını bakacak olursanız Owen the Great şuradaki isim takip ediyoruz. Üçüncü olmuş. Buradaki tarih bir önceki koşusunu gösteriyor atın. Şimdi buradaki şu tabelada, şu ekranda görmüş olduğunuz yazılar şunu ifade ediyor. Will Rogers Downs'ta 7 Nisan'da 3. koşuda, satış koşusunda 3 ve yukarı yaşları mouse koşuda Alagost koşuyu kazanmış, 1. olmuş. Oklahoma Line 2. olmuş. Owen the Great, yani bizim atımız 3. olmuş. Şuradaki 1-4, 1-2, 3-4 son düzlük ve finish olarak gördüğünüz bölümler atın start box'tan çıktığı andan itibarenki yaptığı dereceleri gösteriyor. Yani koşudaki pozisyonunu gösteriyor. Örneğin ilk koşu neydi? Burada 1 mil 1600 metre. Bu 1600 metrede Owen the Great isimli at çıkışta ikinci çıkmış. Sonra gene ikinci devam etmiş. Koşunun son üçüncü çeyreğinde gene ikinci olmuş. Son düzlükte gene ikinciymiş fakat son anda finish'e üçüncü olarak girmiş. Böyle bütün atları inceleme şansınız var. O chart'ın devamına gidecek olursanız da orada bütün atlarla ilgili, yani az önceki göstermiş olduğum yer burası, atın startta tökezlediği, çıkışta çarpıştığı, son düzlükte dışa açıldığı, ilk virajda dışa açıldığı vesaire gibi hususlar burada yer alıyor. Daha sonra istatistikler bölümüne bakabilirsiniz. Jockey'nin üzerine tıklayarak, mesela bu jockey'in David Cabrera'nın üzerine tıkladığımızda 293 startın 72'sinde birinci olmuş, 61'inde ikinci, 50'sinde üçüncü olmuş. 2020 senesinden bahsediyorum. Yani bu sene içerisinde bunları yapmış. Kariyerinde de şunları yapmış. Şimdi aynı
EQBase.com adlı web sitesinden satın alabileceğiniz böyle bir PDF dosyası var. Ben bunları satın alıyorum. Yaklaşık 4 dolar civarında, yani 7 lira olduğunu tahmin ederim. Oldukça büyük bir miktara, büyük bir paraya satılan bir PDF bu. Yani 4 dolar desek 28 lira gibi bir para yapıyor. Şimdi buradaki ilk atımızı inceleyelim. Yani deminki örnek verdiğimiz Owen the Great isimli atı inceleyelim. Şimdi ben size bunu yarış günleri, yarış programlarında vermeye çalışıyorum. Oradaki videoları izleyerek, durdurarak bu belgeye ulaşabilirsiniz kısmen. İşte Owen the Great bu koşuda yer alacak olan bir isim. Burada görmüş olduğunuz 3-1 oranı erken bayis oranı. Morning line dedikleri erken bayis oranı. Şurada görmüş olduğunuz atın jockey. Şurada görmüş olduğunuz atın son start aldığı tarihler. Şurada görmüş olduğunuz atın son yani bu start aldığı yarışlardaki dereceleri ve hangi jockeylerle bu derecelere ulaşmış. Şurada görmüş olduğunuz start atın yarıştığı koşunun cinsi. Şurada görmüş olduğunuz 1M yazan 1 mil 1600 metre demek. 5 tam 1/2 furlong demek. Yani 1 furlong 200 metre. 5 tam 1/2 furlong 5.5x2 1100 metre iyi ifade ediyor. Şuradaki 5 furlong da çarpı 2 1000 metreyi ifade ediyor gibi düşünebilirsiniz. Şuradaki 7 furlong 7x2 1400 metreyi ifade ediyor gibi düşünebilirsiniz. Şuradaki de hipodromların kodlaması. Bir Rogers Town gibi. Bunları daha sonraki videolarda detaylarına gireceğim. Şurada görmüş olduğunuz 8 Mart 2020 VRD dediğinde 8 Mart tarihinde bu at, Owen the Great isimli at, 8 Mart tarihinde Bir Rogers Downs idman pistinde 5 furlong, yani 5x2 1000 metrede kum pistte 1.01 derecesi yapmış. Breezing. Burada breezing manası şu: ılımlı, yani çok fazla bir çaba sarf etmeden atın yaptığı bir idman. Burada Handley görebilirsiniz. Bakayım örnek bulabilecek miyim? Ha, evet, burada Handley dediği bu at. High Heat Boy isimli at. 4 Nisan'da 3 furlong 3x2 600 metrede kum pistte 38-31 yapmış. Handling dediği ata teşvik var ama kamçı yok. Eğer burada bir örnek bulmaya çalışayım. Bir saniye. Evet, şurada gördüğünüz A harfi sentetik pist demek. Veya bir başka örnek bulmaya çalışayım. Çim pist örneği bulmaya çalışıyorum size. Neyse, şöyle izah edeyim. Eğer bu çalışmalarının olduğu bu bölümde şöyle daire içinde bir T harfi görürseniz, bu çim pist demek. Yani bu at şu koşusunda 1600 metrede çim pistte şu dereceyi elde etmiş gibi düşünebilirsiniz. Aynı şekilde şu T harfini şurada bir yerde görürseniz idmanında çim pistte idman yaptığını anlayacaksınız. Videomu şu an durduruyorum. Çünkü daha önce söylediğim gibi 15 dakikadan fazlasına YouTube müsaade etmiyor şimdilik. Part 2'de görüşmek üzere.